ağzına bir vur demiyor. Küfredersin sen de küfret demiyor. Yani işte onu bile ceza ver. Eline ağzını bağla tut orada. Tabi bu küfür çok uç bir örnek. Uç bir örnek. Yani o belki yüzde bir olur olmaz. O da bir imtihan hali tabi. Farklı bir imtihan hali. Belki evladın ona dayanması ve imtihan, o imtihanı evlat kaldırırsa belki sırf o amele onu cennete getirecek. Yani hiç bilemeyiz. İmtihan ne gibi kapılar açacak. Sırf onu kabullenmesi ve o imtihandan geçmesi o evlatların cennete gitmesine vesile olabilir. Sırf o amel, tek amel. Yani o kişiler, o bu bizim imtihanımız diye kabullenmeliler. Biz bununla imtihan oluyoruz. Yani bizim imtihanımız bu. Babamıza öf bile demeden hizmet edeceğiz. O küfretse de, beddua etse de, sağa sola saldırsa da, vursa da, kırsa da biz ona teslim olacağız. Ona hiçbir şey demeyeceğiz. Zaten bir şey dediğin zaman çare etmiyor. Ya bağlayacaksın, ya döveceksin, ya tutacaksın. Onlara izin yok. Ya bağla tamam, bağla zarar vermeyecekse bağlayabilirsin. Yani üstünü başını kırmayacaksa. Tamam, belli ölçüde bağla. Ya da bağlayarak onu böyle sıkıntı vermeyeceksin. Ama bağlamak daha da aşırı boyuttaki bir zarara onu götürecekse değil. Ama belli bir sakinleştirici olacaksa tamam, bağlamak olabilir. Yani ona zarar vermeden önlem alınabilir. Onu kırmayacaksın yani. Ona kırıcı bir davranış içinde olmayacaksın. Hocam, evet. Bilmiyorum doktor kardeşim ifadesinden ben değişik bir şey anladım. Veya benim sorum olabilir. Yani o kişinin ubudiyet seyri ne oluyor diyor. Yani istikametli gitmiş sonra bozuluyor. Yani içinde bulunduğu yeni durumdan mesul mü yoksa değil mi? O tarzdan bir durumdan mesul değil. Orada çünkü bunama halinde. Yani bunaklıktan öte artık psikolojisini kaybetmiş, aklını, şuurunu kaybetmiş, bilinci yok. Bilinç olsa titretmez. Yani mesela o insan delilerle aynı duruma mı gelecek? Aklı bir yerde olur. Mesela o yaşadığı 60 yıllık ömür var mesela. Yaptığı evet. Çok güzel ibadetler var. Kendinde olmayan, kendi yaptığı bir sebepten değil. Sadece onun vücudundaki bir hastalıktan dolayı, Allah'ın tamam. Verdiği bir hastalıktan dolayı o hale gelmiş. O ana kadar sorumlu. O hastalıktan itibaren o sorumlu değil. Sorumluluk yok. Ona sorgu gelmeyecek mahşerde. Niye küfrettin? Niye beddua ettin? Yazık değil mi sana? Çocuklar peşinde dönüyorlar da sen onlar durmadan küfrettin. Beddua ettin falan diye bir sorum. Allah ona sormayacak. Kul da sormayacak. Kula da sormayın diyor zaten. Siz de sormayın. Yani öf diyerek de karşılamayın onları. Yeah. Ya buna benzer farklı halleri var yaşlıların. Kimisi yatalaktır, kimisi değil mi? Çok farklı halleri var. Herkes bu kadar uç örnek değil tabii ama. Aslında yani ben anladığım kadarıyla hani böyle bir psikolojik bunalıma girmemiş, yaşlılığı zaman efendim bunalması evet. Olmamış bile olsa. Olmamış hani baba şey bir insan, yani karakter olarak sinirli, öfkeli, efendim, tamam. Agresif bir yapıya sahip. Aklı başında ama evet. Böyle bir yapıya sahip. Ve gene küfrediyor, gene efendim huysuzluk yapıyorsa gene... bile. Evet. Yani olsa evet. Bile, aklı başında olsa bile, yani ona cevap verirken böyle kırıp dökerek değil, yine yumuşak bir halde, öf demeyecek şekilde. وَلَا تَنْحَرْهُمَا Onları azarlamayın diyor. Ayet zaten öf demeyin de bırakmıyor. وَلَا تَنْحَرْهُمَا Onları sakın azarlamayın. Onların sizi azarladığı gibi. وَقُلْ لَهُمَا Ve deyin ki, قَوْلًا كَرِيمًا Onlara çok yumuşak söz. Kerim bir şekilde konuşun. Yumuşak sözle konuşun onlara. وَقْفِزْ لَهُمَا İkinci ayet bu ve ikinci ayet birinci ayeti daha da net hale getirmiş. Cenab-ı Zülü Minar Rahme onlara şefkat kanatlarını iyice gerin, açın. Şefkat kanatlarını yere kadar serin. Yani hiçbir şekilde onların karşısına dikleşmeyin. O kadar rahmet kanatlarınızı yere kadar serin ki şefkati burada rahmetle ifade ediyor Kur'an. Minar Rahme şefkat kanatlarınızı açın ve kul deyin ki Rabbirhamhüme keme rabbiyani savira Rabbim onlara merhamet eyle. Nasıl ki onlar benim küçükken onlar bana baktılar, benimle ilgilendilerse, bana merhamet ettilerse sen onlara merhamet et diye de dua et. Tabii biz o yaşlılara sadece hizmetimizle yetişemiyoruz. Dua da etmemiz. Allah'ım merhamet eyle. Haline acı, bağışla. Ona günah yazma. Ya bana karşı da sabır ver, bana da sabır ver onunla ilgili olarak gibi duamızı sürdüreceğiz. Ben küçükken nasıl benimle ilgilenmişse, bana merhamet etmişse, şimdi eli kolu tutmuyor, artık sen şimdi ona merhamet eyle. Bana da merhamet ver ona karşı içime ya da biz çocuklarına gibi dualar edilebilir. Tamamen rahmet çerçevesinde günlük hayatımızın içerisine getirdiğimiz,
büyüklerimiz, anne babamız, yaşlılık halinde nasıl davranmamız gerektiğini ayet bize hatırlatıyor. Rahmetle davranın. Orada adalet yok. Adaletle davranırsanız yanlış olur. Başka türlü hikmet de orada olmaz. O öyle yaptı, ben de böyle yapayım. O öyle söyledi, ben de böyle söyleyeyim. Hayır, tamamen rahmet. Yunus ağırlıklı bir davranıştır. Hocam, özür dilerim. Burada Esma'ya masariyetten yeterli nasibi almamasının neticesinde bir insan öfterse, ki Rabbimiz akıllı olmayanlara mesela mesul tutmuyor, ben de aklı başında olmayan ve nefsine yenilen Rabbim, nefsine yenilen büyüğüme öfle mukabele edersen, Esma'dan tabi o arada kopmuş oluyorum. Bunun telafisi, muhatabımdan özür dileme yoluyla gene giderilebilir mi? Allah razı olsun. Burada tabi Esma'ya özellikle Rahman ve Rahim ismine mazhariyetin gereği o yaşlılara hürmet etmek, merhametli olmak. Tabi sadece yaşlı değil, bu tek bir ayet. Ha, oruçluyken birisi size çatarsa ben oruçluyum deyin, değil mi? Ayet hadislerde var. Ben oruçluyum deyin ve siz ona çatmayın. Ayet, hadis bitirmiş işi. Yani siz merhametli olun, bir çattığı anda ben oruçluyum de bitir. Karşılık der, kavgaya götürme işi. Ya şiddet boyutunu hadis yasaklıyor. Gelecek hadisler var zaten. Ya orada yaşlıya karşı, tam yaşlı bilemiyorum hangi halde o hale düştü, o ayrı bir falan. Ama biz ona karşı rahmeti yaşamamız bize düşüyor. Eğer yaşayamazsak, öf dersek ya da kırıcı olursak zaman zaman, tabii özür dilememiz gerekir. Önce o yaşlıdan, yaşlıya kendimizi affettirmemizde fayda var. Eğer yaşlı kendine değil, affedemeyecek kadar kendine değilse, Allah'a tövbe etmek lazım. Yani Allah tüm sonuçları Allah'a vardır. Allah beni bağışla. Yani yeterince merhametli olamadım. Rahmetli davranamadım. Ama ne olursun, beni affet. Bu kadar yapabildim. Kulum, beşerim, acizim. Yani işte benim de zafiyetlerim var. Diye itiraf ederek Allah'a tövbe etmek lazım. İnşallah bu tövbe kapımızı açar. Yine hadiste var. Er-Rahimune, Yerhamdullah. Er-Rahimune, merhametliler sınıfı. Rahmetliler, rahimler. Rahimler diyor. Hadis çok ilginç bir kavram gerçekten. Er-Rahimune. Yani Rahman ve Rahim isminde mazhar olduğunun farkında olanlar. Merhametliler. Yerhamuhumullah. Allah onlara merhamet eder. Ya Allah'ın bize merhameti, bizim merhametli olmamıza otomatikmen bağlı. Biz merhametli olursak Allah bize merhametli oluyor. İrhamu menfis menfil ardi yerhamukum menfis semai. Evet, siz yerdekilere merhamet edin, göktekiler de size merhamet etsinler. Yani karşılıklı merhamet bekleyen merhametli olur. Gökten kendisine, göktekilerden, tabii göktekilerden maksat en başta Allah. Daha sonra melekler, erva, baki ruhlar, bütün bunlar. Eğer biz gökyüzünden, gökteki tecelliler, bize olan tecellilerden rahmet bekliyorsak, biz yeryüzündekilere merhametli olmamız gerekiyor. Bir karınca, niye mümin bir karıncayı bile ezmekten korkuyor? Bir sineği öldürmekten korkuyor. Merhamet karşımıza geliyor, rahmet karşımıza geliyor. Yeryüzündekilere, işte bir hadiste çok ilginç değil mi?